İyi günler, ekonomide görünümle karşınızdayız. Haftanın son işlem gününde piyasalara ve ekonomiye dair haberlere bakacağız. Önce tabii piyasalar açısından en önemli gündem maddesi hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında ilişki. Acaba Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye bir yaptırım gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu soru sürekli gündemde. Neden? Çünkü Rusya'dan S-400'ler Türkiye'ye geçtiğimiz hafta gelmeye başladı. Hafta boyunca geldi. Çeşitli açıklamalar var. Son olarak dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Ki burada açıklamalar sonrası dolarda Asya piyasalarında bir gevşeme gördük. Şu anda bu konuya, yani yaptırımlara bakmıyoruz dedi ABD Başkanı Donald Trump. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasının ardından Türkiye'ye yaptırım uygulamayı değerlendirip değerlendirmediği konusunda net olmayan açıklamalar yaptı. Birçok sebepten dolayı çok zor bir durum. Dolayısıyla bakıyoruz, ne yapacağımızı göreceğiz dedi. Acaba Ankara'ya yaptırımlara göz ardı edip etmediği sorulduğunda bu yanıtı verdi. Dolayısıyla bu açıklamalar sonrası, yani hem Pentagon'dan gelen açıklamanın yumuşaklığı bu hafta içinde, hem de ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması, şu anda bu konuya bakmıyoruz açıklamasıyla birlikte dolarda dün gece yarısı 5.61 seviyesini gördük. 5.61'e kadar bir geri çekilme vardı. Peki şu anda piyasalarda durum ne? Bakın, Borsa İstanbul hafta boyunca yükselişine devam etti. 102 bin puanın üzerine çıktı. Borsa İstanbul 102.320 puanda, %1'e yakın yükselişte. Dolar 5.64-69, bir miktar yükseliş var. Euro TL yerinde sayıyor, 6.33 seviyesinde. Euro dolar ise 1.12-21 düzeyinde. Faiz ne durumda? Faiz 17.64. Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var 25'inde. Önümüzdeki hafta. Dolayısıyla bir faiz indirimi beklentisi güçlü. Ve bu da buna müteakip faiz gösterge tahvilleri de gelen var. Altın onsu yükselişte, altını konuşacağız. Gram altın 260 lira. Petrol 62 dolar 57 sent seviyesinde işlem görüyor. Şimdi dolar tarafında tabii gündem maddesi Amerika'nın yaptırım uygulayıp uygulamayacağı önemli, ama önümüzdeki hafta dediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Faizde indirim beklentisi var, ama bu faizdeki indirim ne kadar olacak, bu merakla bekleniyor. Diğer taraftan yine ABD Merkez Bankası'nın toplantısı olacak tam ay sonunda. Orada da faiz indirimi var ki, faiz indirimi konusunda dün beklentileri güçlendiren bir açıklama geldi. New York Fed Başkanı Williams'tan geldi. Bu altını da yükseltti. Birazdan altını konuşacağız. Şimdi bir yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatına bakalım. Biliyorsunuz yakından takip ediliyor. 5 Temmuz haftasında 185,3 milyar dolardı. 185,53 milyar dolar olmuş 12 Temmuz haftasında. Biz 21 Haziran haftasında 186,6 milyar lirayla, milyar dolarla düzeltiyorum, tarihi rekor seviyeye yükseldiğini görmüştük. Oradan bir miktar geri çekildiğini söyleyebiliriz. Ama yine 5 Temmuz haftasına göre bir yükseliş söz konusu. Şimdi haftanın son işlem gününde bu altına bakacağız. Çünkü altının onsu yükselişte, 1400 doların altına sarkmaya çalışsa da orada kalamadı. Yeniden 1400 doların üzerine attı kendini. 6 yılın zirvesinde altın. Neden? Çünkü FED'den, ABD Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi fiyatlaması söz konusu. Bu devam eder mi, etmez mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş telefon attığımızda. İslam Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar abi. İyi yayınlar diyorum. Teşekkürler. Şimdi tabii diğer taraftan gram altında soracağım, ama ons bazında, altının onsunda yükselişin devam etmesini bekler misiniz? Teknik olarak bekliyoruz. Aslında direnç seviyemiz 1500 dolar. 2019 yılı için öngörümüz bu seviyede. Ancak kademeli yükselişlerde 1453 dolar seviyesi bugün test edildi. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı yine yükselişleri olumlu yönde desteklemeye devam edecek. Diğer yandan ticaret savaşları ile ilgili kaygı devam ediyor küresel piyasalarda. ABD 10 yıllık tahvil faizlerine bakıyoruz. Hafta başında 2.10 civarındaydı. Ancak 2.06 civarına kadar geri çekildiğini gördük. Uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesi yatırımcıların fiziki altın talebini artırmaya devam ediyor. Ondan sebep biz hem jeopolitik riskleri ön planda gördüğümüzde, hem de Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz politikalarından dolayı küresel piyasalı yatırımcılar altın pozisyonu almaya devam ediyorlar. Büyük bir ihtimalle yıl içinde 1475 dolar seviyesi
devamında 1500 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devam edeceğini öngörüyorum. Şimdi tabii küresel merkez bankalarında hava tamamen değişti. Faiz arttırımlarına evet. giden merkez bankaları tekrar faiz indirimine evet. doğru döndü. Dolayısıyla doların zayıfladığı, altının da altına ilginin de arttığı bir dönemdeyiz. İçeride gram altın için ne söylersiniz? Orada tabii bir de gram dolardan da etkileniyor. Haftaya 255 lira seviyesinden başlamıştı. 262.80 lira seviyesi bugün test edildi. Gram altın TL fiyatındaki düşüşlerin kalıcı olacağını öngörüyoruz. Özellikle yatırımcılarımız, altın yatırımcıları, altının gram fiyatını teknik olarak 257-267 lira bant aralığına yerleştiğini gözlemlemesi gerekiyor. Biz düşüşlerde 257 lira seviyesinin destek seviyesi, 267 lira seviyesinin de direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. İç piyasalarda dolar TL kurunun düşük kalması altının gram fiyatındaki agresif yükselişlerin önüne geçti. Ancak dolar tarafında tekrar toparlanma isteği sürerse ki büyük ihtimalle tepki alımları gerçekleşir, altının gram fiyatı çabucak 265 ve 268 lira seviyesine kadar yükselebilir. Ancak bizim bu yıl için beklediğimiz teknik olarak beklenti ilk etapta 275, devamında yükselişlerin 290 lira seviyesine kadar devam edeceğini öngörüyoruz. 260 lira seviyesinin altındaki rakamlar yatırımcısına her zaman iyi alım fırsatları sunmaya devam ettiğini ben özellikle belirtmek istiyorum. Peki ilgi oluyor mu? 260'ın altına geldiğinde vatandaştan ilgi oluyor mu gram altına? Yani 240 beklentisi olanlar vardı. Ciddi anlamda fiziki altın bozdular. 240 lira seviyesini bekleyenler yine zarar etti. Ancak 260 lira seviyesinin altına sarkınca yine yatırımcısı, en azından düğün sezonundayız, yine fiziki altın talebinde artış olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Eylül ayından Kasım ayına kadar düğün sezonunda ciddi bir artış olacağını söyleyebiliriz. Nasıl geçiyor İhsan Bey düğün sezonu dediniz? Bu arada piyasalar açısından da önemli. Bugün Hakan Atilla'nın evet. tahliye edilmesi bekleniyordu. Evet. Amerika'nın İran yaptırımlarını ihlalden suçlu bulunan ve Halkbank yetkilisi Atilla'nın bugün tahliye edilmesi bekleniyordu. Eski evet. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Göç İdaresi'ne gönderildi. Bununla ilgili de bir son dakika var. Bunu da aktarmış olalım. Bugün bekleniyordu tahliye evet. Edilmesi. Hakan Atilla tahliye edildi. Ve Göç İdaresi'ne gönderildi. Atilla'nın ABD Adalet Bakanlığı tarafından göç idaresine tesliminin ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Ancak göç idaresindeki işlemin ne kadar süreceği de belli değil. Onunla ilgili İran yaptırımları davasında Amerika'da tutuklu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Önemli. Piyasalar açısından da çok yakından takip ediyordu ki şu anda evet. dolarda mesela baktığımızda sakin seyirin devam ettiğini, aynı seviyelerde kaldığını görüyoruz ama bir miktar gevşeme var. Piyasalar açısından önemli. Dediniz ki düğün sezonu da çok evet. kısa. Nasıl geçiyor düğün sezonu? Vatandaş gram altında artık 261 lira seviyesinde gram altının da altına geliyor mu almak için, hediye için? Şu anda yaz sezonu olduğundan dolayı çoğu vatandaşlarımız tatil beldelerinde tatil yapıyorlar. Eylül ayında başlıyor genel itibariyle düğün sezonları ve Kasım ayına kadar devam ediyor. Eylül-Kasım aylarında fiziki altın talebinde ciddi artış olacağını söyleyebiliriz. Peki. Gram altında özellikle 260 lira seviyesi de yatırımcılar tarafından yine talep görmeye devam ettiğini söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için İslam Memiş'le konuştuk altın piyasasını. Piyasalar açısından da Türkiye'nin de yakından takip ettiği bir konu. Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye edildi. Hatırlayacaksınız 2017 yılı Mart ayında New York'ta gözaltına alınmıştı. Amerika'nın İran yaptırımlarını ihlale yardımdan Ocak 2018 tarihinde suçlu bulunmuştu. Atilla Amerikan Adalet Bakanlığı verilerine göre Pensilvanya eyaletinde tutuklu bulunuyordu. Resmi internet sitesindeki kayıtlara göre bu sabah itibariyle serbest bırakılacağı belirtiliyordu. Serbest bırakıldı, tahliye edildi. 32 ay hapis cezası verilmişti Halkbank eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için. Bugün cezaevinden tahliyesi bekleniyordu. Tahliye edildi, göç idaresine gönderildi. ABD Adalet Bakanlığı tarafından göç idaresine teslim edilmesinin ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Ancak göç idaresindeki işlemin ne kadar süreceği belli değil. Onu da belirtelim. Savcılar davada Hakan Atilla'yı İran'ın yaptırımlarını ihlal ederek hayali altın ve gıda ticareti sürdürmesine yardım ederek Türk-İran uyruklu altın taciri Reza Zarif ve diğerleriyle işbirliği yapmakla suçlamışlardı. Onu da hatırlatalım.
Ve işte bugün serbest bırakılması bekleniyor, tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliye edildi, göç idaresine gönderildi. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla. Evet, ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeler aktardık. Hoşçakalın.